merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Kobo özel yayınımızda sizlerleyiz ve çok değerli konuğum da bugün bizlerle. Kendisi efendim eğitim gönüllüsü Gülser Yiğit. Dilerseniz Gülser Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim, bizler de tanıyalım. Ardından da sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Gülser Hanım? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de mutlaka çok iyi gözüküyorsunuz. Çok merhaba. Teşekkür ederiz. Tanıyabilir miyiz sizleri de? Ben Gülser Yiğit. Çocuk gelişim uzmanıyım. 18 yıldır kendime ait işletmelerim var. Alternatif eğitim modelleriyle ilgileniyorum. Son bir yıldır da hazırladığım bu alternatif eğitim modelini farklı bir Bodrum Kartanesi isminde bir anaokuluna franchise'lik olarak verdik. Bunlarla uğraşıyorum. İki çocuğum var. Harika. Eğitim hayatınızın her anında, yani sanırım o kadar içindesiniz ki. Farklılığınız nedir? Sizin eğitim modelinizde farklı olan nedir? Gülser Yiğit'in farkı nedir? Gülser Yiğit'in farkı aslında şu. Ben bir Türk çocuğu olarak, Atatürk'e inanan bir çocuk olarak ve ülkemizi tekrar bir araya cumhuriyetimizi kurmak için mücadelelere inanan bir insan olarak bu kadar hızlı tüketilmesine çok üzülüyorum. Bu nedenle de bu ülke çocukların olacak diyorum. Çok doğru yetiştirilmeliler. Onlara emanet edeceğiz. Emanet ederken doğru emanet etmeliyiz. 3-6 yaş çok önemli. Çocukluk arka bahçemizdir. Çok sık çıkar bakarız. Bu erken çocukluk dönemi üniversiteden bile daha önemli. Buna anneler, babalar, eğitimciler olarak çok önem vermeliyiz diye düşünüyorum. Hı hı. Beni farklı kılan bence bu. Bu yöntemleri biraz anlatabilir misiniz bizlere? Biz bu eğitimleri almadan önce işte alternatif eklentik diyorlar şimdi. Montessori, Waldorf, Reggio, demokrat okullar, humanist okullar. Dünyada pek çok okulu Orta Avrupa'da özellikle gidip gördük yerlerinde. Çok güzeller çünkü onların alt bir kültürleri var. Böyle yaşıyorlar. Böyle yaşamak onlara doğru geliyor ve ortam da böyle, çevre koşulları da böyle. Montessori okullarına bayıldık. Waldorf okulları, humanistik okullar, orman okulları hepsi çok güzel. Ama bizim Türkiye şartlarımız ve bir yaşam biçimimiz var. Bunları birebir uygularken müthiş derecede sıkıntılar yaşadığımızı gözlemledik. Sonuçta biz Avrupa'da okuması için çocuk yetiştirmeyeceğimize göre dedik. Yani bu çocukların %99'u Türk eğitim sisteminde okuyacak. Doğru. Bu modellerden farklı iyi olan yönlerini eğitime ekledik ve bir eğitim modeli çıkarttık. Bunlar vardı. Çok önemli eğitim uzmanları bunları yapıyor zaten ve yapmış. 1907'de Maria Montessori, 1936'da Waldorf, uzun yıllardır Reggio, çocuk gözlemine çok önem veren insanlar. Ben bunlardan kendime uygun, kendi eğitim modelime ve dünyadaki eğitimi Türk çocuklarına uygun hale getirdim ve Dodimon eğitim modelini yarattım. Bu programı yazdım, bu programı güncelledim ve uyguladım okulumda. 12 yıldır çocuklar bu eğitim modeliyle okullara mezun olarak gidiyorlar. Ve gittikleri okulda önce bir ay anlaşılmıyorlar, şımarık diyorlar. Çünkü çocuk neden, niçin, nasıl'la çok soruyor ve süreç çocuk için çok önemli. Birinci ayın sonunda çocuk bahçedeki işleri bile organize eden öğretmenin çok iyi bir asistanı oluyor. Ve birden dörde kadar çocuk okulda ilk onda yer alıyor. Akademik olarak da çok başarılı oluyor. Eğitimin en temel noktası kitap kullanmıyoruz, dikte yapmıyoruz, zorlamıyoruz, çocuğa inanıyoruz. Her çocuk kendine özel, dünyada 8 milyar insan varsa bence parmaklarımızdaki izler bile farklıysa neden biz herkesi aynı yapmaya çalışıyoruz? Bu benim çok kafamı çok karıştırdığı için bu eğitim modellerine yöneldim. Şahanesiniz hocam. Çocuk eğitiminde yaptığınız bu çalışmalarda izlediğiniz yol ve rol aslında nedir? Aslında yol şöyle. Biz çocuğun zamanına inanıyoruz. Diyoruz ki çocuklar dikteyle ya da dayatmayla büyümez. Eğer çocuk o gün içsel olmak istiyorsa izin verilmeli. Çocuklar tekrardan öğrenir. Çocukları bir kere yaptırdığınız etkinliktir. Ama 30-40 kere tekrar ederseniz öğrenmedir. Bir günlük hayatını düzenlemeyi öğretiyoruz. Masası düzenli değilse bir insanın mühendis olması bana çok komik geliyor. Çünkü çocuğa ben günlük yaşamı öğretiyorum. Kendi pantolonunu, ayakkabısını, günlük işlerini, yemeğini çocuk üretmeye başlıyor. Bu üretimden sonra da çocuk kendini adapte ediyor bu yöntemleri ve başarma duygusuyla bir sonraki öğretiye geçiyor.
Biz çocukları sadece böyle robot gibi yetiştirmeyi taraftarı değiliz. O çocuk düşmeli. Bence çocuğa en iyi öğretici hatadır. Çok hata yaparsınız, o hatanın sonunda yeni bir şey öğrenmiş olursunuz. Buna çok inanıyorum. Çocukların mutlu olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ben bir yetişkin olarak, bir eğitmen olarak, bir anne olarak mutlu olan başarır diye bir slogan yarattım. Mutlu değilseniz kalem oynatamazsınız. Ama mutluysanız günde 1000 tane iş çözersiniz. Demek ki bizim minyatürümüz olan çocuklara bu fırsatı vermeliyiz diye düşünüyorum. Çok haklısınız hocam. Ne kadar güzel, değerli kalemlere sahibiz sizler gibi hocamız, eğitimcimiz olduğu için gerçekten. Okul öncesi eğitimde anladığımızdan farklı bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Bunlar nelerdir hocam? Şimdi eğitim modellerini şöyle kısaca anlatırsak, Montessori bence çok güzel bir eğitim modeli. Çünkü başka eğitim materyallerinden 1907 yılında kurulan bir sistem ve Maria Montessori döneminde Katolik bir dünyada, İtalya'da bir doktor olarak mezun oluyor. Ve toplum dışına itiliyor ve orada diyor ki ben bir şeyler yapabilirim. Özürlü çocukların popülasyonu olduğu bir yerde başlıyor ve özürlü çocukların çok iyi öğrendiğini görünce normal çocuklar da bunu uyguluyorlar ve çocuklar çok ileri gidiyor. Beni en çok mutlu eden Montessori'de dil ve matematik eğitimi. Birisi diyorum bana matematiği öyle öğretseydi ben kesinlikle astronot olurdum. Ay ne kadar güzel. 3 ve 6 yaş hocam eğitim anlamı çocuklar için çok önemli. Asıl 0-6 yaş. 0-6 yaş değil kesinlikle mi aslında? Yani ben tabii ki bunu herkes söylüyor. Hocalarımız söylüyor, Doğan Cüceloğlu söylüyor, Üstün Dökmen söylüyor. Çocukluk sizin ana vatanınızdır. Oraya sık sık bakmalısınız. Aşırı merhamet çocuklara verilen en büyük ihanettir. Çocuklarımızı aşırı koruyarak aslında bencilleştiriyoruz, vicdansızlaştırıyoruz. Her istediklerini verdiğimiz için çocuklar için hiçbir değer kalmadı. Biz bu yollardan yürüyoruz. Yürüme şeklimiz bu. Ve siz hocam program başında dediğiniz gibi 18 yıldır eğitimcisiniz ve Hatay İskenderun gibi bir bölgede eğitim veriyorsunuz. Sizi farklı kılan nedir hocam? Ben aslında anarşist bir eğitimciyim. Yani bir okul düşünün, 12 yıldır Kitap ve Defter Türk yayınlarına karşı geliyordu. Türkiye'de 136'dan daha fazla yayın grubu var. Ben hep kendimi çocuk olarak düşünüyorum. İçimdeki o çocuk hiç ölmedi. Çocuklar detayı sever, dekorasyonu sever. Çocuklar inanmadığı bir şeyi terk ederler. Siz eğer çocuklara gerçek bir dil kullanmazsanız ve mış gibi yaşatırsanız çocuk aslında hiçbir zaman o olmaz. Ben farklı bakıyorum, çocuğa inanıyorum. Ve Türk eğitim sisteminde de ben çocuklarımızı tek tek kaybettiğimizi düşünüyorum. Düşünün çocuklar mükemmel doğuyor. Tanrı onları o kadar güzel yaratıyor ki doğduklarını farklı dille ağlıyorlar. Tek yöntemleri ağlamak biliyorsunuz. Karnı acıkınca farklı ağlar, canı sıkılınca farklı ağlar, altını ıslattığında farklı ağlar. Ve biz yetişkinler, özellikle öğretmenler ve anneler bunları yok sayarız. Üşüdü diye çok giydiririz, doymadı diye çokça yediririz ve 12 yaşındaki çocuğunuz telefon açar size, der ki anne karnım acıkmış mıdır? Çünkü acıkma yetisini bile elinden alırız. O yüzden biz o kadar böyle çocuklarımıza inanmalıyız ve gerçekten bakmalıyız ki ondan sonra çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Süpersiniz hocam. Türk eğitim sisteminde var olan yöntem ve çalışmalardan farklı bir yol izliyorsunuz. Evet, farklı bence, çok farklı. Mesela ben tabii ki franchising okulları çok seviyorum. Çok iyi işler yapmaya çalışıyorlar ama bence 3-6 yaşına kadar çocuklar oynamalı. Oyun çocukların kültürüdür. Çocukları tabii ki ek dil öğrenmek çok güzel, İngilizce çok güzel ama biz tek dilli bir ülkeyiz. İngilizce güzel, vizyoner olacak çocuklar ama bunun için baskıya gerek olmadığını düşünüyorum. Eğer benim çocuğum yetenekli değilse piyano çalmasın, bale de yapmasın ama çok güzel oynasın. Çok güzel kahkaha alsın, o kahkahasından bir ses yankısı yaratsın. Ama biz çocuklara izin vermiyoruz. Kendi dergilerde, kataloglarda olan çocukları istiyoruz ebeveynler. Öyle bir model istiyoruz ama model o olmayabilir. Aslında temel çıkış noktamız hep aynı. Çocuğa duyacağımız öz saygı. Çocuk sizindir ama çocuk bence evrenin çocuğudur. Size ait değildir artık bir süre sonra. Bir de şu var ya hocam, büyüdüğümde işte çocuğum olduğu zaman şunu şunu yapmayacağım
dediğimiz şekilde aslında yine aynı kapıya varıyor. Tabii ki de güzel yönlendirmeler, iyiye, güzele yönlendirmek başka ama ben bunu okuyamadım, hadi bunu sen oku. Hani zorlama, hiç onun bir özelliği yokmuş gibi, illa o rengi sevmek zorunluluğu varmış gibi. Hiç kendisindeki olan güzel sıfatları, güzel huyları değiştirmek, dediğiniz gibi o modeli kendilerine göre dikmek, biçmek ve ondan sonra hadi bakalım şimdi sen bunu uygula ve yap demek. Ne kadar kötü aslında hocam, ne kadar kötü. Aslında ve sonucu da kızıyoruz. Ya ben seni böyle mi yetiştirdim diyorsunuz. Aslında öyle yetiştiriyorsunuz. Yemeğini hazırlıyorsunuz, meyve suyunu getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki sen sadece ders çalış. Dersi anlamadan ve onu üretmeden, o meyve suyunu sıkmadan çocuk o işleri yaptığı için annesi bir gün hasta gelir, kapıyı açar. Annesinin yüzüne bakmaz, direkt bilgisayara geçer. Annesi onun için kapıdan, koltuktan farksızdır. Artık bir materyal olmuştur. Elinden neyi aldınız çocuğunuz? Vicdanını, merhametini, duyulan saygıyı. Hı hı. En önce kime öz saygı duymalı? Ebeveynlerine. Ama çocuk onu duymadığı için kimseye duymaya ihtiyaç duymuyor. Hocam çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür keyifli ederim. Sohbetti. Çok mersi. Çok emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok gerçekten hocam. İyi ki varsınız. Siz her daim varsınız. Olun. Çok teşekkür keşke ederim. Burada da olsanız. Buradaki çocuklar da faydalansa. Çok değerli kalemsiniz. İnşallah hocam sizler gibi gerçekten gönülden bu eğitime gönül verip bu güzel yolculukta da inşallah yarınlarımıza daha güzel gençlerimiz yetişecektir. Emeğinize, yüreğinize çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için ben sizin yayın grubunuza ve size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Çok değerli konuğumuz, hocamız bugün bizlerleydi efendim. Gerçek eğitim gönüllüsüydü. Gülser Yiğit bugün Posta Kobo özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.